Selam arkadaşlar herkese. Bugün Ayşenur yanına gideceğim abi. Bu dil okulu, Work and Travel falan bu karmaşın içerisindeyim bu aralar. Ayşenur benim yakın arkadaşım. Ayşenur bu sene Work and Travel gitti Virginia'ya. Bugün onunla konuşacağım, onun fikirlerini alacağım. Size de not kalem kalem fikirlerimi söyleyeceğim, karşılaştırmamı yapacağım. Akşam da başka Amerika'da bir dil okuluna giden bir arkadaşım var. Onunla görüşeceğim. Yeser demin emniyet kemerimi bağlamamışım. Emniyet kemersiz yola çıkmayın. Ve araba konukenler zaman direksiyonu iki elinizde tutun arkadaşlar. Kardeş geçeceğim mi artık, hadi insanlar bir görsün seni ha, boy gösterirsin. Öf, renge bak. 34 DKN 34 buradan selamlar. Yanlış bir trafik hareketi yapıyorum. Şuralarda bir kardeş olacaktı ya. Nerede ha, orada. Arkadaşlar şunun jantları da 20 falan. 19'dan büyük. 4.28 bu arada. Ama 4 kapı oldu mu be kardeş? Yani 4 alıp 4 kapı almak nedir arkadaş? Dil geliştirmeyle ilgili konuşmak istiyorum. Abi aslında benim İngilizcem fena değil ama nerede fena değil? Yazmada okumada fena değil. İTÜ profil geçtim ben. Daha önce bir İngilizce kursuna gitmiştim. Yani şu an upper intermediate seviyesindeyim. Ama pratikte bazı eksiklerim var. Yani akıcı konuşamıyorum. Çoğu zaman takılıyorum. Özellikle bilmediğim bir konuysa. Yani her zaman söylediğim şeylerde bir problem olmuyor ama ya İngilizce bir sohbete girdiğim zaman çoğu yerde takılıyorum, düşünüyorum. Ben geometrik mühendisliği okuyorum ve benim her yıl dönem bittikten sonra bir 15 gün kadar arazi dersi oluyor. Ve o yüzden abi mesela work and travelcılar dönem bittiği gibi işbaşı yapmaya Amerika'ya gidiyorlar ve benim böyle bir şansım yoktu. Şöyle var. Ben geçen sene arazi 1 dersini aldım, ölçme 1 dersini aldım. Bunlar bağlı dersler. Arazi 1'i geçtim ama ölçme 1'i geçemedim abi. Bu yüzden ölçme 2'yi alamıyorum bu dönem. Yani benim bu yaz ilk defa bir boş vaktim olacak. Çünkü survey 1'i alacağım ve arazi 2'yi alamayacağım. O yüzden tek boş olan yazım bu. 3 ay boyunca. Ki yaz okulda yapmayacağım. O yüzden bu yazı iyi değerlendirmek istiyorum arkadaşlar. Ben aslında bu videolardan önce birkaç insanla görüştüm. Work and Travel veyahut da dil okulu hakkında. Ama şu an aslında Work and Travel'ı biraz daha yaktım gibiyim çünkü yani mesela İngiltere'de dil okulu pahalı bir şey arkadaşlar. Yani hem okula harcadığım para pahalı hem de abi İngiltere'de yaşaması pahalı çünkü pound'la çalışıyor bir kere. Benim babam Türk lirası kazanıyor ve babamın kazandığı 1000 liraysa bana 250 lira falan. Pound'la çalışıyor orası ve ben bir iş yapıp pound kazanmayacağım. Türk lirası çevirip harcayacağım. O yüzden benim paramın 1/4 kadar. Onların ya ben ne söyleyeceğim? Pound abi 4 biliyorsun. Pound pahalı, sterlin pahalı, böyle bir şey falan. Bu yüzden yani Londra falan çok çekici gelmiyor. Dolar biraz daha samimi geliyor bana. Yani samimi gelmesi de nedir zaten? Sinyali kapatayım şimdi. Beyniniz ağrımasın. Dolar kazanmak büyük bir artı. Bu yüzden yani aileme de fazla yük olmayacağım. Orada da kendimi geçindireceğim. Üstüne gezmeye, eğlenmeye, yiyecek param da kalacak. O yüzden ben Work and Travel'a bayağı yakınım ama hani gene de iki tarafla da konuşayım istiyorum çünkü ya sonuçta işçi olarak gidiyorsun oraya ve bütün gün çalışacaksın. Hani Amerika'yı gezebilecek misin? Work and Travel 15 gün falan geziyorsun çünkü. Hani o bana yeterli olacak mı? Ne bileyim, Work and Travel programı da ucuz bir şeydi, o da pahalı bir şey. Ya böyle çekincelerim var ki bunlar daha da fazla var. Notlarımı alırken zaten sorulardan anlayacaksın ne çekincelerim olduğunu. Bunları öğrenip kafamda artık şey yapmak istiyorum çünkü mesela şu an erken dönem vardı, indirimliydi fiyatlar ve sanırsam bu hafta ya da öbür hafta pahalanacak fiyatlar. O yüzden benim çabucak bir karar verip ya en azından dil okulum Work and Travel'ım gitsem diye bunu karar verip ilerlemem lazım. Kardeş buyur ya. Lan insan teşekkür eder ya. Neyse. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi. Bunun kısaltması neydi? İTÜ değil. Sunuculuğunu ben yapıyorum. İTÜ'cü muydu? Neydi? Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Cihan'ı aradım. Bakayım. Bir şey diyeceğim. Otopark kaç para? 1 lira mıydı? Ha, ne hiç güzel. Söylemiyorsun. Bedava mı? Değil misin? Şimdi Beşiktaş'a geçiyoruz. Beşiktaş'ın en efsane kumrusunu yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Gençler kumru geldi şimdi. Kumru bu. Kumru. Kumru ve ben. Kumru ve biz. Ve bu 8,5 lira abi. Birazdan dükkanı da göstereceğim size.
Gençler bir kumbiye yedim, 8.5'da verdim ve efsane duydum. 5 yaşasın mutlaka gelin buraya. Kartal'a arkası verin, meydan dönerin oradan girin. Sol çapraza kalıyor sokağın köşesinde. Kuymak kafeye gidiyoruz. Orada çay içeceğiz. Ucuza 1.5 liraya. O da güzel bir aile mekanı. Hem fiyatlar ucuz hem de sessiz sakin bir yer oluyor. Oturup eski arkadaşlarla sohbet etmek için birebir. Ayşe'nin hazırlık okudu ama pratik yapmaya ihtiyacı vardı. Yazın Amerika'da vaktini sınıfta eğitim olarak geçirmek istemediği için Work and Travel programını tercih etti. $1,700 program ücretine, $600 uçağa, $160 vizeye, $30 servis belgesine ve $150 evin depozitosuna para verdi. Giderken $2,700 harçlık aldı yanına. Toplamda ortalama $3,000 falan maaş kazandı ve $1,000 Türkiye'ye geri döndü. İşiyle ilgili bir problem yaşamadığını söyledi. Sadece ilk başta sağlık sorunu olduğu için yemek kokusu onu rahatsız etmiş. Çalıştığı yerin değişmesini talep etmiş sponsorundan. Aynı gün içerisinde counter'ken, yani yemek servisi yapan insanken, cashier olmuş. Bu da bildiğimiz kasiyer. Ve yemek kokusuna uzaklaşmış. Çalışmanın onu yormadığını söyledi. Çünkü çalışma saatleri onun için gayet uygundu. Ayşenur Work and Travel programında 6 Türk ile aynı evde kaldı. Bu durumun İngilizcesini geliştirmesine bir engel olmadığını ve belli bir süre sonra yanlarında yabancı arkadaşları varken kendi işlerinde bile İngilizce konuştuğunu söyledi. Verdiği paranın karşılığını ne olarak aldın diye sorduğumdaysa, verdiğim paranın karşılığında bir olarak aldım. Çünkü hani kendime çok güzel bir travel planladım aldığım parayla. Hani çok fazla yer gördüm. Hiçbir şey içimde kalmadı. Yani hani kazandığım parayı ben zaten bu işin kazandığı diyerek hani düşünmeden harcadım. Her şeyi yaptım. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. Ayşenur'un adı için teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Bizim kanalımıza bir destek oldu. Evet. Saatte burada tıkılan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi beklediniz, bizim için sıkıldınız. Selam arkadaşlar. Bugün de Faruk'la görüşmeye gidiyorum. Dil okulumu, Work and Travel'ımı kargaşası içerisindeyim hala. Faruk Seattle'la dil okuluna gitti. Şimdi onunla gidip sorularımı, ona gidip sorularımı soracağım. Ve notlarımı yine size aktaracağım. Evet gençler, şimdi Faruk'un yanına geldim. Bizim her zaman buluştuğumuz mekanda oturuyor. Aha burada. Aha burada. Kardeş selamünaleyküm ya. Evet, telefonu burada unutmuşum ama neyse. Faruk hazırlık okumasına rağmen İngilizcesinin yeterli olmadığını düşünüyordu. Babası da çalışmasını istemediği için dil okulunu tercih etti. $2,700 okula, $650 uçak biletine, $160 vizeye, $100 servis belgesine, aylık $1,000 da konaklamaya para veriyordu. Dil okulunun konuşma olarak ona çok faydası olduğunu söyledi. Özellikle aksanı çok gelişmiş. Dil okulu ona beklentilerin üstünde bir fayda sağlamış. Dersler speaking ağırlıklıymış. Dil okuluyla ilgili herhangi bir sorun yaşamamış. Sadece bir kere devamsızlığından ötürü mektup gelmiş. Okul saatleri sabah 8.30-11.30 arasındaymış. Ama dersler onu yormuyormuş çünkü genelde oturup sohbet ediyorlarmış. Seattle'da Türk biriyle hiç karşılaşmamış. Dil okulunda çoğunlukla Arap ve Asyalı insanlar varmış. Çin Çançon dediği bir Japon kanki dahi edinmiş. Ödev olarak hocası boşluk doldurma kağıdı veriyormuş. Yani ders dışında onun çok zamanını alan bir çalışma yapmıyormuş. Okulu toplamda 8 hafta sürmüş. Arkadaşlar ben kararımı verdim. Sizce benim kararım nedir? Lütfen yoruma yazınız. Ev yok. Bu şekilde abi işte, ne anlatayım size? Kardeş ne anlatayım size ya? Şöyle araba çekeyim size ya. Bak uf. Egea. Selam arkadaşlar. GoPro'nun şarjı bittiği için bugün Faruk... O gün Faruk'la görüştüğümü...